geçeceğiz. Söz mü? Merhaba Bursa, hoş geldiniz. Derslere çalışıyor muyuz derslere? Turkish Power'dan tüm Türkiye'ye merhaba. İstanbul, Bursa ve Ankara imza günlerinde resmen izdiham yaşandı. Ve çok önemli mesajlar verildi. Sigara içmeyeceğiz, söz mü? Barbar Kayseri'de engelleri çoktan aşmış bir arkadaşımıza şapkasını hediye ederek sevindirdi. Çok güzel, teşekkür ediyorum. İşte Türkiye'nin en büyük heyecanı başlıyor. Turkish Power'da kıta arası kemer maçında Kanadalı rakibimiz Joe Legend'a Murat Bosporus ringi dar etmeye hazırlanıyor. Hem kıtalar arası kemeri benim olacak, hem Turkish Power kemeri benim olacak. Ve buna inanın ve Murat Bosporus'un sözünü veriyorum. Tek team maçında Stone Brothers timsahlara karşı. Olay var olay. Bize arkadan saldırdınız. Kardeşimi arkadan vurdunuz. Biz böyle şeyleri kaldıramayız. İkinizi de parçalayacağız. Kardeşim, bunları gömeceğiz ringe. Gömeceğiz ringe bunları. Çakıl taşı yapacağım sizi. Taş kardeşlermiş. Ha, taş kardeşler. Kim taş, kim kaya. Orada göreceksiniz. Timsahlar, Turkish Power otobüsüyle Ankara'ya giderken inanılmaz bir heyecan vardı. Çünkü Kayseri'li kardeşler Stone Brothers otel kapısında Bursalıları bekliyordu. İşte o an. Herkesi şoke eden bu saniyeler Turkish Power kurallarının çok ağır olması sebebiyle olaysız geçti. Merhaba, ben Bilgehan Demir. Bu hareketleri kesinlikle denemeyin. Bu hareketler en profesyoneller tarafından en geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Kesinlikle bu hareketleri denemeyin, deneyenlere de asla izin vermeyin. Sadece izleyin. Turkish Power. Turko ile Samuray arasında sedye maçı. Kim kimi sedyelik yapıp podyuma taşıyacak? Akşamlar sevgili izleyiciler, büyük bir heyecan yaşanıyor. Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda işte Turkish Power'ın ilk şovu başlıyor sevgili izleyiciler. Ekranlarınızda Samuray. 1.83 boyunda, 90 kilo, 1983 doğumlu, Muay Thai kökenli, süper bir dövüşçü sevgili izleyiciler. Şimdi de Amerikan güreşi arenasında boy gösteriyor. İşte ekranlarınızda Samuray. Ve Turko geliyor şimdi de. ...1.67 boyunda, 92 kilo, 1970 doğumlu, tam 41 yaşında sevgili izleyiciler. Duydunuz zilin sesini ve mücadele başladı. Turkish Power'da tarihe geçiyorlar. Bu iki Türk sevgili izleyiciler, Samuray ve Turko,
Türkiye sınırları içindeki Amerikan güreşi tarihinde ilk maçı yapan isimler olarak tarihe geçiyorlar. Turko bir dropkick vuruyor. Ayşip'e gitti ve sonrasında bir dropkick daha. Turko iyi başladı. Samuray tekrar ayağa kalkıp kendine gelebilecek mi merak ediyoruz. Turko sesleri ve Samuray'dan bir clothesline. Turko yerde ve köşeye doğru çıkmaya başladı. Seyirciler bir anda ayağa kalkıyorlar ve crossbar ile atladı üzerine. Samuray çıldırdı. Samuray şimdi sedye mücadelesinde dışarıya attı ve sedye rakibini koyup podyuma kadar taşıyan maçı kazanacak. Şimdi body slam'le sedyenin üzerine bırakıyor Turko'yu. Heyecan gerçekten çok yüksek sevgili izleyiciler. Samuray maçı kazanmaya çok yakın gibi görünüyor. Şimdi gidiyor. Ama Samuray ne yapıyor böyle? Yukarı doğru çıkartmaya çalışıyor. Hala üstünden atladığını farkındayım. Çok enteresan çok. Ve podyumda kendine geliyor ancak Samuray. Hakem Hyperman bakın orada uyarıyor. Rakip yok üzerine diyor sen nereye geldin der gibi. Samuray. Turko ringe davet ediyor tekrar Samuray'ı. Samuray gerçekten de ciddi şekilde rezil olduğunu düşünüyor belki de. Ve büyük bir destek var. İçeri girer girmez darbe yedi ve sonrasında Turko bitirici hareketini yapmaya çalışacak. Turko geliyor ve mükemmel. İnanılmaz sevgili izleyiciler. Olağanüstü bir arkaya vuruyor ve yatırdı. Buradan sonra ne olacak? Dışarı almaya çalışıyor. Kazanacak gibi görünüyor. Evet, kazandı. Ve gerçekten kazanıyor mu? Ve kazandı. Evet. Turko kazanıyor. Samuray bu sefer kendine gelemedi. Yani Samuray bu sefer kendine gelemedi. Turko verdiği sözü tuttu. Olağanüstü bir zafer kazanıyor. Tebrik ediyorum. Benim rakibim olmasına rağmen Turko'nun bu kadar centilmen mücadele etmesini takdire şayan buluyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Olağanüstü bir zafer bu. Bu arenada duruşu düzgün olan ender sporculardan bir gün onunla da dövüşmekten çok büyük mutluluk duyacağım. Samuray çıldırdı adeta. Samuray sarı yerde bir cinayet olayını aydınlatmıştı sevgili izleyiciler. Ve şimdi geliyor arkadan saldırdı. Bu kural dışı. Arkadan saldırdı. Tabii ki kural dışı. Samuray çıldırdı sevgili izleyiciler. Ve Turko'yu duman ediyor. Ve Murat Bosporus geldi şimdi de. Murat Bosporus geldi. Bu akşam kıtalar arası kemer mücadelesine çıkacak. Joe Legend'la kapışacak sevgili izleyiciler. İşte bakın bir anda ringin dışına gönderiverdi. Orada Samuray çaresiz kaldı. Murat Bosporus adeta ringden kovdu kendisini. Sedya maçını kaybediyor Samuray. Çok kızgın çok. Ve bu arada bir anda sevgili izleyiciler Joe Legend geldi. Ve şimdi Lifting Resolve STO ile yatırıverdi. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz sevgili izleyiciler. Sakatlıyor Murat Bosporus'u. Bu akşam ringe çıkacaklardı. Umarız sakatlığı ciddi değildir. Joe Legend Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nu birbirine katıyor. Su şişeleri gelmeye başladı, pet şişeler. Olacak şey değil. O bitirici hareketini yaptı. Yerde kal diyor bakın. Bir de tokat attı kafasına. Bir kez daha yapacak. Hayır. STO'yu yapacaktı derken Stone Brothers geldi ve kurtarıyor. Stone Brothers sevgili izleyiciler.
Murat Bozburs'a yardıma geliyorlar ve John Legend soluğu podyumda alıyor. Kıtalırsı kemer maçı birazdan. Bu hareketleri çok uzun süren idmanlar ve güvenlik önlemleri altında yapıyoruz. Siz bunları denemeyin. Jamoka Warrior Turkish Power şampiyonluk finalinde nefes kesecek. Yayınımız tam gaz devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte ekranlarınıza Atabey ve rakibi Barbar. Barbar şimdi ekranlarınıza geliyor. Ağır siklette süper bir maç sevgili izleyiciler bu. Barbar meşhur şarkısıyla birlikte ringe doğru ilerliyor. Basın toplantısında birbirlerine girdiler. Gerçekten büyük olay vardı. O görüntüler birazdan ekranlarınızda olacak. Ortalığı kasıp kavuran ikili. Bakalım ringde nasıl kozlarını paylaşacaklar. Annesi ölmeden önce Barbara senin şampiyon olmanı çok istiyorum demişti. Vücut geliştirme şampiyonu olmasını. Ve 45 gün zaman dilimi vardı. Ve 45 günde şampiyon olmayı başarmıştı Barbar. Ve sonuçta annesi demişti ki Barbara, evladım sen benim isteğimi yerine getirdin. Çok mutluyum. Şimdi artık vedalaşma vakti demişti ve vefat etmişti annesi. Barbar'ın gözyaşlarına boğulmuştu tabii ki Barbar. Atabey'le arasında gergin dakikalar yaşanıyor. Atabey de 1965 doğumlu sevgili izleyiciler. WWF'den teklif almıştı. Basın toplantısına gidiyoruz. Birazdan burada olacağız. İşte basın toplantısından görüntüler. Atabey Kayseri'deki ve Ankara'daki imza günlerinde engelli bir vatandaşımıza şapkasını hediye ettiği için Barbar'ı duygu sömürüsü yapmakla suçlamıştı Atabey. Ve sonrasında çok ciddi bir kavga çıktı basın toplantısında sevgili izleyiciler. İşte bu görüntüler Anadolu Ajansı dahil tüm medyaya yayılmıştı. Çocuklara hayatınız boyunca sigara içmeyeceksiniz demenin neresi yanlış? Çocuklara hayatınız boyunca alkol kullanmayın demenin neresi yanlış? Çocuklara bu hareketleri asla ve asla denemeyin demenin neresi yanlış? Ve en önemlisi, bir engelli kardeşimize şu şapkayı hediye etmenin neresi yanlış Atabey? Ha! Yanlış olan ne biliyor musun? Yanlış olan sensin. Sen kötüsün. Sen bu duyguları anlamazsın. Aslında sen nesin biliyor musun? Amerika'da yetişmiş ukala, şımarık, böyle duygulardan mahrum, acımasız adamın tekisin. Ve bakın yine bir kavga çıkıyor. Atabey sonunda dayanamadı ve şapkayı patlattı suratına Atabey'in. Atabey de buna karşılık veriyor hemen. Onca söze hiçbir şey demedi ama bir anda şapka yüzünde patlayınca anında saldırı veriyor Barbara. Şimdi ringde hesabını soracağım der gibi bir görüntü. Başla. Hakem Cengiz Han mücadeleyi başlatıyor. Atabey Barbar ağır siklet kapışması başladı. Lokap yaptılar. Karşılaşmaya lokapla başlıyorlar. Ve köşeye doğru sıkıştırdı. Yumruk darbeleri vurmaya başladı Barbar ve diz vuruyor. Sonrasında hakem ayırdı. Hakemi bir kenara attı ve çok büyük baş vuruşla yatırıveriyor Atabey'i. Atabey hafif hafif kalkmaya başladı. Barbarla ve çarpışma inanılmaz. İnanılmaz sevgili izleyiciler. Hakem sayıyor. Hakem 4 dedi. 135 kiloluk Atabey, 95 kiloluk Barbar.
Havada fena çarpıştılar. Bir jumping punch daha izliyoruz. Yerden kaldırmama niyetinde. Ama Barbar da çok fena yoruldu. Daha maçın başı ama. O kadar ağır cüsseleri sahipler ki. Şimdi köşede bekliyor. Gel üzerime diyor bakın. Bir back chop. Ardından bir chop daha. Üçüncüsünü vuracakken Atabey Ayşif'e gönderdi ve sonrasında crossline ile indiriyor. Bir daha gitti üzerine Atabey. Ata çok kendinden emin. Ama benim elime düştüğünde Atabey bu kadar şanslı olmayacak. Saçlarını darmadağın edecek. Strongman'le yorumlarımız devam ediyor. Dünyanın en güçlü adamı. Yarışmasında dünya 13.sü olmuştu. Ve Türkiye'nin de birincisi olmuştu Strongman. Ve şimdi kaldırdı. Body silahı yapıyor. Ve ringe adeta çeviriyor. Şimdi hakem saymaya başladı. Bir dedi. İki vuruyor. Tuş mu olacak? Hayır. Son anda doğruldu Barbar. Tribünlerde de çok önemli devlet adamları var. Mehmet Atalay, Ahmet Sağlam ve Salim Kayıcı gibi çok ünlü devlet adamlarını görüyoruz. Ve şimdi de Red Spear'le üzerine uzandı. Hadi gel. Barbar yaptığı Red Spear'in ardından Atabey onu dışarıya davet ediyor. Anında çıktı dışarıya. Meydan okumaya devam sevgili izleyiciler. Ve bir yumruk vuruyor. Ringin dışında olay var. Hakem bakın orada Savaş Menteş de geldi, güvenlik sorumlusu. Ve mücadele bitiyor sevgili izleyiciler. Hakem bu inisiyatif var sevgili izleyiciler. Turkish Power kurallarında maç no contest. Sonucu belirlenemeyen maç olarak sona eriyor. Güvenlik görevlileri araya girdiler. Ve şimdi ayırıyorlar. Ve ayrı ayrı yerlerden ringin hatta salonun dışına doğru götürüyorlar. Turkish Power'da kıta arası kemer maçında Kanadalı rakibimiz Joe Legend'da Murat Bosporus ringi dar etmeye hazırlanıyor. Hem kıtalar arası kemer benim olacak hem Turkish Power kemeri benim olacak. Ve buna inanın ve Murat Bosporus'un sözünü veriyorum. Yayınımız tam gaz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi de Jamaica'yla Warrior arasında Arsiklet Unman maçı başlıyor. Tribünler çok hareketli. Kemer mücadelesi sevgili izleyiciler bu maç. İşte Warrior 40 Pınar Şampiyonu 2002'de 40 Pınar Şampiyonluğu yaşamıştı yağlı güreşlerde. Tansiyon çok yüksek. Warrior çok iddialı. Jamaica arkadan bir saldırı. Daha maç başlamadan. Her an her şeyi yapabiliyor. Benim olacak. Bu kemer benim olacak. Tamam, uzaktan al, uzaktan. İşte uzaktan bakın diyor hakem. Biz de ringdeyiz şu anda. Heyecanı anında görebiliyoruz. Kemerle birlikte yerimize geçiyoruz sevgili izleyiciler. Hakem son kontrolleri yapıyor. Unvan karşılaşmalarında çok titiz hakemler. Hiperman mücadelenin hakemi Meriç Erkan. Zil sesini bekliyoruz. Unvan maçı başladı. Turkish Power Wrestling tarihinde ilk unvan maçı olarak tarihe geçiyor bu karşılaşma. Jamaica ve Warrior. Jamaica başlar başlamaz yerle bir. Hatırlayacaksınız, Sultans of the Dance'in baş dansçısı olarak nam yapmıştı. 12 yıl tekvando yaptı. Ünlü bir dövüşçüydü aslında eskiden. Şimdi tekrar ringlerde. Üzerine gidiyor ve bir clothesline. (Gülüyor)
Hızlı bir atak başlıyor karşılaşmaya. Dekar kaldırıyor. Van Isilem için hazırlıklar tamam. Ve bir kez daha ringin ortasına gömdü. Dünyanın en güçlü adamı Strongman de yanımızda yorumcu. Rakiplerim de olsa güzel hareketleri alkışlamak düşer. Çok sert bir hareket. İşte Warrior kaldırdı ama ters tarafa düştü. Ve bakın bir anda dengesini kaybetti. Tuş mu yapıyor? Hayır. Son anda Warrior kurtardı. Back suplex'e benzer bir hareket oldu sevgili izleyiciler. Tribünlerde 2000 küsür seyirci topluluğu var. 2400 civarında. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndayız sevgili izleyiciler. Jabokar'ın işi çok zor. Deyiplerde rakibine bakın. Çok hareketiyle yıpratmaya çalışıyor. Kural dışı bu. Hakem saydı. 5'e kadar bırakmasaydı Warrior diskalifiye olacaktı. Şimdi tekrar kaldırma çabasında. Omuzladı sevgili izleyiciler. Şimdi ringin dışına mı atacak? Ve Fiona bırakıyor. Yattı üzerine. Hakemi sayması lazım. Omuzlara bakıyor. İkiyi de saydı. Jamoka son anda kendine geldi. Çok kuvvetli sevgili izleyiciler Warrior. Artık da şampiyonluk finaline kadar geldi. İşte final maçı burada. Türkiye'de o kadar çok kişi yenip buraya kadar geldiler ki. Ve arkadan saldırı anına geçiyor sevgili izleyiciler. Her zamanki gibi bakın iPod yaptı. iPod yapıyor ve saldıracak şimdi. Hiç acıması yok. Her türlü yolu deniyor kazanmak için Jamoka. Ve tribünlerde de protesto var. Şimdi sniper yapmak istiyor. Boğazına sarıldı. Ve sırt üstü yere bırakıyor sonrasında. Ve elbow drop. Giyotin hareketini yapmadı henüz. Giyotinleri çok tehlikeli sevgili izleyiciler. Ve bakın bir elbow drop daha. Warrior şu anda göremiyor diyebiliriz. Aypok. Ve seyircinin yine protestosu var Ankara'da Jamoka'ya. Hak ederek kazanmasını istiyorlar. Turkish Power Wrestling'in ilk organizasyonu bu sevgili izleyiciler. Şimdi süper bir dropkick. Tam gaz devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Who do you think you are? Ama Ankara'da basın toplantısında dün neler yaşandı görüyoruz. Oh, not here. In the ring. You know what, Brittany? Tomorrow, when you'll be in your bag, it will be 1, 2, 3. And yeah, you wish. Mine. You wish. I'll see you tomorrow mine. Then. I'll see you tomorrow. Biraz daha bu neydiler karşı karşıya. Az sonra. Turkish Power. Turkish Power Wrestling devam ediyor sevgili izleyiciler. Ve inanılmaz olaylar yaşanıyor Ankara Atatürk Spor Salonu'nda. Ve reklam arasında bakın. Jamoka'nın baskısı vardı. Tuş pozisyonu denedi. Ama yapamadı. Heyecan fırtına gibi devam ediyor. Ve arka arkaya patlı silemler. Warrior kazanmak için her yolu deniyor. Elinde ufak bir deformasyon var Jamoka'nın ve şimdi işi bitireceğim diyor. Bakın köşeye doğru çıkmaya başladı Warrior. Jamoka yerde. Jamoka yerde ve üzerine bıraktı kendini. Boşluğa atladı. Fena tuzak kurdu. Şimdi hakem sayıyor. 2 dedi. 3 diyor ve karşılaştı. Jamoka altından kaçıverdi. Yeah!
Warrior kaybediyor sevgili izleyiciler. Arsiklet şampiyonu Jamoka. Turkish Power Wrestling tarihinde ilk şampiyon olarak dikkat çekiyor ve bakın Jamoka geldi tekmelemeyi sürdürüyor. Hakem yapma bunu diyor. Arkadan Warrior tepkisi var. Hipermerz olanlar yaşadı ve Jamoka hemen ringin dışına çıktı. Hiç uslanmaz bir adam Jamoka. Elemelerde de böyleydi sevgili izleyiciler. Maç bittikten sonra vurmayın diyor hakem. Warrior gerçekten çok büyük bir üzüntü içinde. Ve kemeri geliyor masamızdan alıyor. Ringe getirilip verilmesini bile beklemedi Jamoka. Turkish Power Wrestling PPW'da heyecan dorukta. Who do you think you are? İşte olay görüntüler. Oh, not here, in the ring. You know what, Brittany? Tomorrow, when you'll be on your back, it will be 1, 2, 3, and yeah, this you will wish. Be mine. You wish, I'll see you tomorrow mine. Then. I'll see you tomorrow. Lady'lerin kapışmasında İngilizlerin ünlü güreşçisi Brittany Knight'la Portekizli Alexandra Isabel Moraes Lady maçında taş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Tacı kim takacak? Benim adım Bahadır. Kısaca yargıç. Sakın bu hareketleri denemeyin. Deneyenlere de izin vermeyin. Bu hareketleri sadece profesyoneller yapabilir. Eğer hazırsanız şimdi de takım şampiyonluğunun kime ait olacağını öğreneceğiz sevgili izleyiciler. The Turkish Rock ekranlarınızda Big Boy'la birlikte ringe geliyorlar. Timsahlar takımı Bursa'dan geliyorlar. Bursa'nın timsahları işte buradalar. Kayserili kardeşler Stone Brothers taş kardeşlere karşı mücadele verecekler. Çakıl taşı yapacağım sizi. Taş kardeşlermiş. Ha. Kayseri'deki iptal gününde bakın. Kayseri! Timsahlar arkadan saldırmıştı böyle. Bize arkadan saldırdınız. Kardeşimi arkadan vurdunuz. Biz böyle şeyleri kaldıramayız. İkinizi de parçalayacağız. Kardeşim, bunları gömeceğiz ringe. Gömeceğiz ringe bunları. Kozlar şimdi paylaşılacak sevgili izleyiciler. Ve Stone Brothers geliyor. Timsahlar ringde heyecan doğru çıkıyor şimdi. 2-2 maç. Birer kişi dışarıda kalacak. Tek verdiklerinde, yani el ele dokunduklarında ancak içeriye girebilecekler. Nuri Taş ve Behlül Taş. Battal. Ve Anadolu Kaptanı işte burada. İşte burada Battal. Stone Brothers ve timsahların takım mücadelesi başlıyor. Hazır mısın Ankara? Bu maçı kazanan tek tim şampiyonu olacak. İşte şampiyonluk kemeri. Bu kemeri bakalım kim kazanacak? Büyük heyecan başlıyor. Sen ondan daha iyisin. Ondan daha iyisin. Evet. The Turkish Rock mı, Big Boy mu, yani timsahlar mı, yoksa taş kardeşler mi kazanacak? 2-2 maçta, tek tim mücadelesinde. Arayamazsın üzerimi diyor. Hey, okay. Yok bir şey. Onlara güvenmiyorlar. Üzerini arıyor. The Turkish Rock pek hoşuna gitmedi üzerini aramasını. Pek haz etmedi açıkçası.
zil çaldı ve mücadele başlıyor. Tarih yazılıyor sevgili izleyiciler. Türkiye'deki Amerikan güreşi tarihinde ilk takım şampiyonluğu kimin olacak? Lockup yaptı ve fırlatıverdi köşeye. Bir anda orada battalın olduğu köşeye gitti. Saldırıya uğramaktan korktu. Kaçıverdi orada The Turkish Run. Tekrar lockup yaptılar. İplere doğru yolladı tekrar. Bir MMA ustası sevgili izleyiciler. The Turkish Run. Eski Türkiye tekvando şampiyonu. Ve bir anda Anadolu kaplanı dirsek vuruşları yapmaya başladı. İplerden sekti ve dropkick. Harika bir maç olacağı benziyor. Ve hemen kaçıveriyor orada The Turkish Run. Şimdi sahne Big Boy'un. Tam 250 kilo. Onu bana bırak diyor Battal. Akıllı ol diyor Anadolu kaplanına Battal. Hadi! Big Boy'un kendine güveni tam. Hadi göster. Anadolu kapları çok kararsız. Ve yerini Battal'a bırakıyor. Kardeşine bırakıyor. Hadi Big Boy. Big Boy, Big Boy tezahüratları Ankara'da. Ankara güçlüler biliyorsunuz. Bursalıları çok seviyorlar. Ve Big Boy ile birlikte lockup yaptılar ve fırlattı. Çok güçlü sevgili izleyiciler. Acayip bir kuvvet var Big Boy'da. Hadi Big Boy. Almanya'da doğdu. Sonra 7 yaşında Ağrı'ya yerleşmişti Big Boy. Ve sonrasında Bursa'ya yerleştiler. Ve Bursa'da ikamet ediyor yıllardır. Yanına yaklaşamıyorlar bile Big Boy'un. Çok kuvvetli sevgili izleyiciler. Ama unutmayalım. Battal da çok özel eğitimler aldı Almanya'da. Çok güzel güvenlik işleriyle uğraştı. Ve döner dönmez bir dirsek darbesi. İkincisi geliyor. Hafif salladı. Tekrar bir dirsek darbesi. Arka arkaya dirsek vuruşlar. Ve omuz darbesi. Shoulder block. Hafif hafif toparlandı. Kolay kolay pes etmiyorlar. The Turkish Run içeri girmek istedi. Big Boy buna kızıyor. İkiniz birden gelin diyor Battal. Acayip bir meydan okuma sevgili izleyiciler bu. The Turkish Run kaldı içeride. Kafa kafaya bir mücadele. Kolundan yakaladı. Arm lock yapacak. Armbarla yetindi şimdi. Fena yakaladı kolundan. The Turkish Run. Triangle Chok. Hareketiyle meşhur oldu. Anadolu kaplanına tek verdi. Şimdi Anadolu kaplanı içeride. Gel buraya. Gel buraya. Big Boy çağırıyor. Tek istiyor. Her teki. Gel buraya. Gel buraya. Ama Anadolu kaptanı bırakmıyor onu. Bileğinden çok fena kaptı. Gel. Bu iş nereye kadar varacak? Hemen yolunu kapattı. Anadolu kaplanı yine elbow vuruşlar yapıyor. Çok fena darbeler. Derken Big Boy arkadan saldırdılar. Kendini orada uyanıyor ama. Nafile artık Anadolu kapları yerle bir. Tekmeler arka arkaya. Big Boy içeri giriyor. Eyvah eyvah eyvah. Anadolu kaplarının buradan sonraki işi çok zor. İnanılmaz sevgili izleyiciler. Ezdi yerde yerle bir etti. Battal tamamen rotayı kendisine çevirmek istiyor. Bana gel diyor. Tabii kolay değil. Abisi yerde bakın. Çok ağır darbeler vuruyor Big Boy. Kallesin Big Boy. Çok acayip ithamlarda bulunuyor Battal.
Kaptan gel kaptan. The Turkish Rock içeride. Timsahlar! Devam! Timsahlar çok fena bastırıyorlar. Çok iyi. Maçı kazanmaya çok yaklaştılar. Evet. Şimdi bir anda kendine geldi Anadolu kaptanı. Ağır dirsek darbeleri. Şimdi köşeye doğru yolladı ve oracıkta kaldı. Hey kaptan, hadi kaptan. Çok iyisin kaptan, hadi. The Turkish Rock üzerine gidiyor. Bir anda Big Bot yaptı. Bir daha gidiyor ve bir kez daha. Turkish Rock. Tam çenesine Big Bot. Köşeye doğru çıktı. Üzerine gidecek ama ikisi de kararsız. Bekliyor ve süper bir dropkick. Hiç beklemediği bir anda süper bir dropkick geliyor. Anadolu kaplarından ikisi birden geldiler. Hakem sayıyor. Big Boy tek aldı. İkisi aynı anda tek aldılar. Big Boy'a saldırı var. Yıkılması çok zor bir adam sevgili izleyiciler. İkisine bir daha saldırıyor bakın. Big Boy'u yıkmak gerçekten zor. Ve The Turkish Rock'a da saldırıyor battan. Ama arkasında Big Boy'u unuttu. İkisi birden içerdiler. Arkadaşım olmaz. Birinin dışarı çıkması lazım. Cengiz Han da dışarıdan uyarıyor. Ama ikili hareketimizi daha uygulamadık diyorlar. Aslında haklılar timsahlar. Derken Anadolu kapları da girdi içeriye. Ve olay artık Arap saçına dönmeye başladı. 2-2 olmaz diyor hakem. Çıkmaları lazım. Arkadaşım böyle olmaz. Şimdi taş kardeşler de ikili hareketini yapıyorlar. Arkadaşlar bırakın. Hakemin inisiyatifinde sevgili izleyiciler bitirip bitirmemek. Arkadaşlar çıkın. Ama maç çok çetin geçiyor. Şimdi bir dropkick daha vurdu ama Big Boy'u ancak yıkabildiler. Big Boy 250 kilo. Ayağa kalkması artık çok zor. Hadi. Şimdi neler olacak? Bir tekme. Şimdi kaldırıyorlar. Double. Bir güç. Vertical suplexle yatırdılar. Süper. Hemen şimdi yatıyor. Hakeme say diyor. Bir dedi. İki yapıyor. Üçü de vurdu ve timsahlar kaybediyor. Stone Brothers kazanıyor sevgili izleyiciler. Zil çalıyor ve Stone Brothers tek tim şampiyonluk kemerini kazanıyorlar. Hakem maçı neden bitirmedi? Açıkçası bunu anlamak çok zor. Ama Turkish Power kuralları çok açık. Hakem maçı devam ettirdiği sürece maç devam eder. Hakemlere Turkish Power Wrestling'in güveni tam. Bu konuda bir sıkıntı yaşandığı da kesin Ankara'da. Bu maçın mutlaka revanşı olacaktır sevgili izleyiciler. Aralarında kavga ediyorlar bakın The Turkish Rock ve Big Boy. Senin yüzünden oldu diyor. Çakıl taşı yapacağım demişti. The Turkish Rock Kaya lakabıyla biliniyor. Her zaman seninle ilgili şampiyonluğumda. Ne zaman istersen. Kardeş Big Boy. Çakıl taşı yapıyorsunuz ha? Kayayı biz böyle toz yaparız. Aralarında kavga çıkıyor timsahların. Ve şimdi şampiyon, takım şampiyonu Stone Brothers'ı alkışlayalım. Kemerde 16 yıldız var. 16 Türk Devleti'ni simgeliyor bugüne kadar kurulmuş olan. Takım şampiyonu işte buradalar. This is my dream. I'm Shana, Portugal's perfect athlete, and I came here to Turkey to have my shot at winning Turkish Power's title.
Tomorrow I'll be champion. Who do you think you are? Huh? I'm from England. I'm bigger. I'm better than this company. Who do you think you are? Oh, not here. In the ring. You know what, Brittany? Tomorrow, when you'll be on your back, it will be 1, 2, 3. And yeah, this you will wish. Be mine. You wish. I'll see you tomorrow. Mine. Then. I'll see you tomorrow. Fast lane through a hurricane. Turkish Power Wrestling'de Lady'ler tacını kim kazanacak bakalım? İşte ekranlarında Şanak 18'li ve bakın arkadan saldırı geliyor ve bir anda hücum karışıyor sevgili izleyiciler. Arkadan saldırıyor Britney Knight. İngiliz şoke olmuş vaziyetteyiz. Bir anda saldırdı arkadan. Hiç acıması yok. Portekizli yerde. Aldığı ringin köşesine çarptırıyor. Lan maç başlamadan sakatladı Portekizli'yi. Tribünler bakın protesto ediyorlar İngiliz'i. Zil çaldı ve mücadele başladı bile. Daha başlar başlamaz. Omuzladı. Şöyle bir. Evet. Backlash yapıyor. Hemen tuş pozisyonuna geçti. Hakem saymaya başladı. 2'de kalıyor. Turkish Power kurallarında sevgili izleyiciler. Hakem Türkçe'de sayabilir, İngilizce'de. Bir clothesline. İkincisi geliyor. İngilizce'de bir. Bacağı sakat olmasına rağmen bir anda şana kontrolü ele aldı. Ve bakın Britney Knight hemen iplere sarılıyor. Hakem, hakeme yakarışta bulunuyor şimdi. İplere tutunmuşken bana dokunamaz diyor. Ve hemen arkadan saldırıyla ihmal etmiyor. Bacağına tekmeler devam ediyor. Podyumda sakatlamıştı o bacağını. Ve o sakat bacağına vurmaya devam ediyor. Portekizli büyük bir acı içinde kıvranıyor yerde. Maçı buradan çevirmesi çok zor gibi görünüyor. Resmen ipe tutunmak için savaş veriyor ringin ortasında. Şana. Tribünlerin de hiç hoşuna gitmiyor bu olay. Adalet istiyor tribünler. Ve şimdi kendine geldi Şana ve süper bir neckbreaker. Şana arkasından bir tane daha neckbreaker vuruyor. Artık işi çok zor sevgili izleyiciler. İplere gönderdi. Tekrar Şana. Kontrolü ele almış vaziyette. Suplex yaptı. Ama bacağındaki sakatlık devam ediyor. Go Turkish Power yazıları pankartları tribünde. Ve şimdi Britney Knight tepeye çıktı. Ama boşluğa atlıyor. Şana bunu değerlendirebilecek mi? Şana aldı. Kilsimiz çapacak mı yapıyor? Kilsimiz'le yaptırdı yine. Hakemin saygısı için adeta yalvarıyor. Hakem sonunda bitirdi. Zil çalıyor ve mücadele bitiyor sevgili izleyiciler. Hakeme kızıyor. Neden saymıyorsun diye. Zaten sakatlığı var ciddi şekilde. Britney Knight çıldırıyor adeta. Şana tacı takıyor. Sakat bacağıyla kazanıyor ve Şana Mevli Taş mücadelesinin galibi. Boşu boşuna kimse heveslenmesin. Turkish Power benim. Hem kıtalar arası kemeri benim olacak, hem Turkish Power kemeri benim olacak. Ve buna inanın ve Murat Basboros'un sözünü veriyorum. Thank you.
dakikalarında bakın neler yaşanmıştı. Lifting Reserve SDO ile yerle bir etmişti Burak Bosporus'u ve ciddi şekilde sakatlamıştı. Ekranları başına yeni geçenler için bunu belirtelim. Samuray ile Turco'nun maçının sonrasında bu olaylar yaşanmıştı. Samuray Turco'ya maç sonu saldırınca Burak Bosporus'a gitmiş. Turco'yu kurtarmak istemişti. O sırada da John Legend geldi. Burak Bosporus'a saldırdı. Ve kıta arası kemer mücadelesi başlıyor sevgili izleyiciler. Heyecan gerçekten dorukta. Herkes bu maçı bekliyor, herkes. Yanımızın da süremizin de aslında sonuna doğru geliyoruz. Büyük heyecan. İşte John Legend. Tribünleri ayağa kaldıran bu adam dünyanın dört bir yanında büyük şovlar yaptı. Basın toplantısında neler yaşandı görüyoruz. TPW. That's what I'm going to start representing. You see? Hey! Do not touch this. Hey! Then why not? Do not touch it. It's mine. Hey, hey! Go away! Great! Great! Tomorrow! No. Go away! No. Murat maça çıkabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. No, it's about me. It's not Murat, Murat, Murat. That's crap. You will respect me and regard me as your champion. Ben kemeri vermek zorundayım. Gelebiliyor mu, gelemiyor mu? Burada adalet önemli. Sayman lazım. Bir! İki! Üç! Dört! Murat gelebilecek mi? Bunu merak ediyoruz. Ve Murat'ın müziği çalıyor. John Legend tabii sinirlendi de daha çabuk niye saymadın diye hakeme. Tabii Murat Bosporus'un gelmesi çok büyük olay. Sakatlığı vardı, sakatlığı. Gecenin başında John Legend onu sakatlamıştı. Kıta arası kemer mücadelesi başlıyor. Bu maç öncesinde iki sporcunun da ringe gelişini görüyoruz. Almanca yaptığı müzikle birlikte tribünleri coşturuyor Murat Bosporus. Türk bayrağına olan sevgisi çok büyük sevgili izleyiciler. Gurbette yaşıyor. Almanya'da. Münih'te yaşıyor. Murat Bosporus geldi. John Legend gitti. Bu heyecan haftaya tam gaz devam edecek. Kıta arası kemer maçı. Burada, bu kanalda tam bir hafta sonra. Sakın kaçırmayın. Gelecek hafta neler izleyeceksiniz? İşte burada. Türkiye'yi ayağa kaldıran Turkish Power'da gelecek hafta neler var neler. Joe Legend, Murat Bosporus, kıta arası kemer maçı. Ve TPW Kayseri heyecanı. 250 kiloluk Big Boy ev sahibi Anadolu Kaplan'ına karşı. Yargıç ve Demirci arasındaki mücadele nefes kesecek. Jamoka ve Soldier sizi ekran başına kilitleyecek. Jamoka arkasında ve bir anda iPod yaptı. Ve Murat Bosporus, Kaval bir başka deyişle Lovki arasındaki büyük yüzleşme. Oh.
Power heyecanı haftaya da tam gaz devam edecek.